Fatma Barbarasoğlu Eleştiri ilimle, fikirle ve dahi nezaketle olur. Hafta başında ot tülü pankart açan öğrenciler Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın makamında kabul edildiler. Ömer Çelik'in açıklamalarından öğrendiğimize göre öğrenciler maksadı aşan ifadeleri için özür dilemişler. Sayın Cumhurbaşkanı da özürlerini kabul ederek makamında öğrencilerle sohbet etmiş. Öğrencileri kendileriyle yüzleşme cesaretlerinden dolayı canı gönülden kutluyorum. Onlardan önce de Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazan anneyi kutluyorum. Hem kendi evladı hem diğer gençler hem de bütün Türkiye için kayıtlara geçecek bir anı samimiyetle inşa etti. Eleştirinin dili maksadı aşan ifadelere değil, mesafeyi gözeten nesnel bir dile sahip olmak zorunda. Umarım gençler ve dahi bir türlü gençlikten olgunluğa geçemeyenler bu defa farkı idrak etmiş olur. Sayın Cumhurbaşkanının sadece AK Parti'ye sempati duyan gençlerle değil, öncelikle üreten, düşünen, çalışan her türlü siyasi partiye sempati duyan gençleri makamında kabul etmesi gençlerin arasında olumlu bir enerjinin yayılmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Şu yoğun gündem içinde gençleri çaya davet edecek zaman ayırması çok kıymetli. Geçerken söylemiş olayım medya haberi verirken Cumhurbaşkanı gençleri çaya davet etti, gençler de kabul etti şeklinde bir dil tutturdu. Yanlış, makamlar davet eder, davet edilenler davete icabet eder. Kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Siyaset, akademi, sanat, bilim, medya, elhasıl bütün Türkiye olarak yeni teknolojilerin aşındırdığı mesafelerin sağlıklı bir şekilde korunabilmesi için gündelik hayatın adab-ı muaşeretini yeniden inşa etmeliyiz. Sosyal medyanın her türlü mesafeyi eriten sanal atmosferi adab-ı muaşereti imha ediyor. Ağzına geleni söylemek birilerini suçlamak grup kimliği üzerinden hakaret etmek, can sıkıntısı refleksi olarak devreye giriyor adeta. Nitekim bu hafta Kim Milyoner Olmak İster yarışması üzerinden böyle bir olaya tanık olduk. Akademisyen Fatih Altu, öğrencisi tarafından telefonla danışılacak kişiler listesinde sunulmuş ve Fatih Altu telefonla aranarak kendisine Cem Karaca'nın seslendirdiği şarkının sözlerinin hangi şaire ait olduğu sorulmuş. Şarkı ''Sen de herkes gibisin'' diye başlıyor. Seçenekler arasında Attila İlhan, Orhan Veli, Nazım Hikmet var. Hiç düşünmeden, ikirciklenmeden Attila İlhan dedim ben de. Fatih Altı Hoca da Attila İlhan dedi ve zamandan kazanmak için öğrencisinin emin misiniz sorusunu beklemeden %90 eminim dedi. Cevap nasım Hikmet'miş. Fatih Altuğ'un cevabını sosyal medya linççileri akademinin geldiği durum bu. İçler acısı diye başlayan, dozu gittikçe artan bir hakaret yumağı içinde kalemlerine, klavyelerine doladılar. Akademinin durumunu eleştirelim ama daha nesnel bir dinle. Bir akademisyenin yarışmacı heyecanıyla bir şairin adını bilememesi camiayı aşağılayıcı cümleler kurmak hakkını vermiyor.'' akademi için öncelikle dile getirilecek eleştiri, bakış açısı noksanlığı ve tembelliktir. Yaptığı çalışmaları hiç bilmediğiniz bir akademisyenin, beslenmiş bir şiirin şairinin adını bilmemesini, ahlaki ve ilmi sorun haline getirmek başta eleştiriye zarar veriyor. Eleştirel zemin için başlangıç sağlıklı bir iletişimdir. Birbirini dinlemeyen, muhatabını değersizleştirmek üzere söz söylenen bir ortamda eleştiri mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz ortamı en iyi ifade eden terim negativizm. Terimin babası Kaan Ökten, sosyal medya hesabında aradığım kelimeyi buldum diyerek meramını şöyle anlattı. Aradığım kavramı buldum sonunda, negativizm. Her şeye karşı gelmecelik, her şeyden şüphe etmecelik, her şeyin olumsuz yönünü görmecilik. Olumsuzculuk, her şeyi sırf eleştirmek için eleştirmecilik. Negativizm çok fena ve çok yaygın. Negativizm bütün dünyada hızla yayılıyor. Çünkü akışkan modern zamanlarda birey sorumluluk almaktan geri duruyor. Sorumluluğunu yerine getirmemiş olmanın açtığı uçurumu negatif enerji yayarak aşmaya çalışıyor. Kendisine sorsanız eleştiri oklarıyla aydın birey olmanın sorumluluğunu yerine getiriyor. Negativizmle nasıl mücadele edebiliriz? Bu sorunun cevabını uygulamalı olarak Şehir Üniversitesi hocaları ve öğrencileri gösterdi sosyal medya alemine. Sosyal medyanın negatif kullanıcılarının saldırgan tweetlerine karşılık Şehir Üniversitesi'nin hocaları, mesela Mehmet Fatih Uslu ve öğrencileri Fatih Altuğ'a çok zarif bir şekilde destek verdiler. Saldırgan tweetlerle asla aynı dili kullanmayan, zihinsel üretimi ve emeği ortaya koyan tweetlerle bir anlamda sosyal medya atmosferini atmosferi içinde dayanışma dilinin en zarif örneğini ortaya koymuş oldular.